Şimdi konuşmam yapmak üzere Kütahya Seramik 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili Kütahyalılar, Enci Grup ailesinin kıymetli mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Kütahya Seramik'in 15 Temmuz Şehitleri Fabrikası'nın grubumuza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Nafi Güral'a, Sayın Erkan Güral'a, Enci Grubun tüm yöneticilerine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Mimarından işçisine kadar fabrikanın inşasında katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Üretimin büyük bölümünün ihracata dönük olması, 150 milyon liralık bir yatırım olan fabrikamızın değerini şüphesiz ki daha da artırıyor. Ülkemize ve şehrimize kazandırılan bu esere, hele hele 15 Temmuz şehitlerimizin isminin verilmiş olmasından dolayı ayrıca memnuniyet duyuyorum. Şehitlerimize böylesine bir vefa gösteren Kütahya Seramik, inanıyorum ki milletimizin gönlünde de farklı bir yere sahip olacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Şairin dediği gibi, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Aynı şiirde deniyor ki, gökler çıkabildin, uçabildinse derindir. Tarih, kendin yazıyorsan eserindir. Evet, Türk milleti 15 Temmuz'da bir kez daha tarih yazdı. Milletimizin kanıyla yazdığı tarihi işte burada olduğu gibi iş adamlarımız, işçilerimiz de alın terleriyle daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyorlar. Eserlerle taşlandırılmamış zaferler eksik kalmaya mahkumdur. Hele hele Kütahya'dan çıkıp dünyanın değişik ülkelerine, ta Çin'e kadar sizin alın terinizin eserlerinin ulaşacak olması, ihraç ürünü olarak oralara kadar varacak olması ve Made in Turkey olarak gidecek olması, namın yürüsün Türkiye demektir. Biz 15 Temmuz zaferimizi her alanda
çok daha büyük eserler ortaya koyarak ilelebet yaşatmakta ve büyütmekte kararlıyız. Kardeşlerim, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkemizin her şehrini kalkındırmamız, ülkemizin her şehrini birer birer üretim ve istihdam üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bütün yükü sadece birkaç şehrimizin, birkaç bölgemizin sırtına yıkarak hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kütahya inşallah bölgesinin 2023 hedeflerimizi omuzlayan şehri olacaktır. Açılışını yaptığımız eseri şehrimize kazandıran şehitlerimizin adına, şanına ithaf eden bu aileye bu gösterdikleri vefa sebebiyle yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kütahya'nın geleceği için atılmış önemli bir adım olarak da görüyorum. Aynı zamanda hemen bana göre sağ taraftaki yapılacak olan yeni fabrikanın da yine burada çok çok büyük bir önem ifade edeceğini şimdiden düşünüyorum. İnşallah onun açılışında da yine beraber oluruz. Devletin eğitimden sağlığa, ulaşımdan teşviklere kadar açtığı yol, özel sektörümüzün işte bu tür yatırımlarla şehirlerimizi kalkındırmasını kolaylaştırmak içindir. Kütahya'nın hedeflerine varmasını sağlayacak olan kendi potansiyelini harekete geçirebilme, kendi imkanlarını kullanabilme gücüdür. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Gürol ailesine güveniyorum. Kardeşlerim, Selçuklu'dan beri ülkemizin tarihindeki tüm kritik dönemlerde önemli bir rol üstlenen Kütahya'nın büyük ve güçlü Türkiye davasının da en büyük destekçisi olacağına inanıyorum. Osmanlı nereden doğdu? Domaniç'ten. Nerede Domaniç? Bu kadar basit. Siz karşımda, evet, zamanın Hayme hatunlarısınız. Ve inşallah yeniden bir inşa ve ihya hareketini hep birlikte yürütüyoruz. Eyvallah. Ben de ölümüne sizlerle beraberim. Bu duygularla bir kez daha fabrikamızın hayırlı olmasını diliyorum. NG gruba hem bu fabrikayı inşa ettiği hem de 15 Temmuz şehitlerimize gösterdiği vefa için tekraren teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlerle daha fazla kalmak isterdim. Fakat Uşak bekliyor. Uşak'tan sonra Denizli bekliyor. Oralara da olmaz. Oralara da yetişmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet Allah. Daha çok beraber olacağız. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı tekrar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.